Önce tanıyalım tabii seni. Tabii. Ben Furkan Şanal, İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Siyasal bilgiler öğrencisiyim, birinci sınıfta okuyorum. Work and Travel programına başlamadan önce çok büyük düşünceler içerisindeydim. Kafamda çok büyük soru işaretleri vardı. Öncelikle ne yapacağım? Tek başıma geldim buraya. Nasıl ayakta duracağım? Nasıl geçineceğim? Çünkü ben yemek yapmasını dahi bilmeyen bir insanım. Bu kadar bilinçsiz bir şekilde buraya gelmem benim için kafamda çok büyük soru işaretleri oluşturdu. Fakat birçok Work and Travel şirketlerine başvurdum öncelikle. Ama benim için öncelikli olan bir şey güvendi. Ve ben bu güveni bu firmada hissettim. Ve bu güven sayesinde bu programa başvurdum, kaydoldum. Ben mesela ilk defa yurt dışı deneyimi yaşıyorum. Her insan gibi ilk defa yurt dışına çıkan bir insan kendini güvende hissetmek ister. Bu yüzden ince eleyip sık sık dokun. Ben de bu firmalar, çeşitli firmalara başvurduktan sonra kendime daha yakın, daha güven duyduğum firmayı seçtim. Tek tek sırayla hepsine başvurdum, konuştum. Bana yakın olan bu firma oldu ve bundan sonra bu firmayla devam ettim. Ve benim için iyi bir şey oldu. Çünkü burada kendimi güvende hissettim. Yani tek başıma olmadığımın hissiyatı vardı bende. Çünkü herhangi bir sorunlarda mutlaka bana yardımcı olan, gerek Türkiye'den gerek buradaki şirketten mutlaka yardımcı olan insanlar oldu. Önümüzde birçok seçenekler sunuldu. Lifeguardlık olsun, housekeeping olsun, eğlence parkı olsun. Bunların içerisinden kendime uygun olanı seçtim. Lifeguardlık benim için daha uygun bir meslekti. Ki gerçekten de öyle oldu. Lifeguardlık gerçekten benim için güzel bir meslek oldu. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Öncelikle Amerika'daki işverenlerle mülakata girdim Türkiye'de, Skype üzerinden. Kabul edildim. Haziran'a kadar bekledim. Gerekli evraklar olsun. Amerika'dan konsolosluğa gittim. Bize başvurusunda bulundum. Bu her şeyi tamamladıktan sonra Amerika'ya geldim. Sakin bir meslekti öncelikle. Ben çok fazla koşturmak yerine oturup insanlarla iletişim halinde olmak benim için daha önemli. Çünkü ben buraya her şeyden önce tecrübe farklı yerler görmekten bir yana kendi dilimi geliştirmek için geldim. Asıl benim gelme amacım buydu. Bu amaç için en uygun meslek benim için lifeguardlıktı. Çünkü lifeguardlıkta havuzdakiler, insanlarla, çocuklarla, gelenlerle mutlaka bir iletişim haline geçiyorsun. Ve her gün bir süre sonra aynı havuza gittiğin için onlarla çok sıcak bir diyaloğun oluyor. Aslında ben eve girmeden önce hep şöyle bir umut içerisindeydim. Ya inşallah bir Türk olur da adapte olmam daha kısa sürer. Daha çok bir şekilde kaynaşırım buraya. Geldim, 4 tane sıkma kaldım. Ve çok tedirgindim yani. İlk günden nasıl yapacağım ama şöyle düşünüyorum da hakikaten ilk de yabancı insanlarla kaldım. 4 tane Sırp'la kaldım. Bir tek ben de Türk. Hepsi de çok sıcak kaldıydı. Hepsi de çok samimiydi, içtendi. Gayet güzel bir şekilde konuşuyorduk, anlaşıyorduk. Yemeklerimizi beraber yapıyorduk bir zaman. Beraber gülüp eğleniyorduk. Yani şu an ben bu programdan ayrıldıktan sonra, ülkeye döndükten sonra kafadan 4 tane yabancı bir arkadaşım oldu. 4 tane yabancı arkadaşımla hala İngilizce geliştirebilmem adına sosyal medyada konuşabileceğim. Belki de ben oraya gideceğim, onlar İstanbul'a gidecek. Yani bunlar güzel bir şeyler. Yani şu an düşünüyorum da iyi ki de Türk yok. Yemek benim için çok ciddi bir programdı ama yani insan burada bunu bile öğrenebiliyor. Ben yumurta kırmasını bile bilmeyen bir insandım ama şu an makarna yapıyorum. Fırında bazı tavuk görüyorum, tavuk yiyorum. Yani bunu bile burada bu program sayesinde öğrendim. Yani bu benim için çok önemli bir şeydi. Yani yemek yapmayı öğrendim burada. Yani tek başına ayaklarımın üstünde kalmasını öğrendim. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bir insan eğer kendine birazcık güveniyorsa, ben bunu yapabilirim diyor ise mutlaka buraya başvurmalı, Amerika'ya başvurmalı. Ben konuşamıyordum. Hani ciddi anlamda konuşamıyordum. Hani her insanın klasik fix cümlesidir bu. Konuşuyorum ama anlamıyorum.
Benim de öyleydi. Ama geldikten sonra bu yavaş yavaş gerçekten siz fark etmeseniz de bu engelleri aşıyorsunuz. Bu engelleri aşmak için de ilk önce önümüzdeki perdeleri kaldırmanız lazım yani. Utanmamanız lazım. Konuşurken çok ciddi anlamda yanlış veya doğru söyledim söylememek önemli değil. Önemli derdini karşı tarafa anlatabilme çalışmak. Zaten ilk gün anlatamazsın, ikinci gün anlatamazsın. Üçüncü gün eninde sonunda o anlar ve siz de o karşıdaki kişinin size anladığını hissedince daha fazla konuşmak istiyorsunuz. Bu böyle. Yani tamamıyla zamanla gelişen bir şey. Başta elbette ki çok zorlandım. Anlatamadım derdimi. Anlaşamadım. Ama bu gerçekten zamanla hallolmuş bir şey. Yani bu çok ciddi bir problem değil. Yani insan konuşunca, konuşmaya çalışacakça bunları aşıyor. Tabii neden olmasın? Yani bu tecrübeyi tattım. Bir daha gelmeyi, daha çok farklı yerleri görmeyi, daha çok gezmeyi. Mesela ben şu an New York'ta bulunuyorum. Daha önce Miami'yi gezdim. Bundan önce Miami'deydim. Belki de batı tarafını gezerim. San Francisco olabilir. Bir dahaki sefer neden olmasın? Peki, teşekkür ederiz.